Tabii bir kardeşim vasıtasıyla bir duymuştum. Bahçedevlet Üniversitesi'nde ilk defa derslerinde iştirak ettim. Ve o zamana kadar çok ilahiyatçı alim olan insanları dinlemiştik. Çünkü kendimiz de böyle bir yani dine, Allah'a, İslam'a bir ilgimiz, bağlılığımız vardı. Ama Haydar Hoca'yı ilk defa dinlediğimiz zaman daha farklı bir ağzın konuştuğunu, daha bir farklı bir insanın, farklı bir şey anlattığını o zaman gördük. Haydar Hoca yaşadığını danışırdı, anlatırdı. İlk şimdi orada danıştığı zaman böyle bir şey anlattı. Dedi ki, Türkiye'ye, indiki Anadolu'ya İslam Azerbaycan'dan geldi. İlk duyduğum, Haydar Hoca'nın ağzından duyduğum bu konu oldu. Ve dedi, bizim o yüzden Azerbaycan'a bir vefa borcumuz var. Azerbaycan'a nasıl geldi? Ehli Beyt yoluyla Azerbaycan'a geldi. Yani Azerbaycan halkı burada Ehli Beyt'e sahip çıktı. Ehli Beyt bir Emevi, Abbasi zulmünden kaçtığı zaman Azerbaycan'a sığındılar. Ve Azerbaycanlılar onlara, Azerbaycan Türkler onlara sahip çıktı. O yüzden burada Azerbaycan'ın semasında her zaman Ehli Beyt'in bir şamı, mumu yanır. Ve o mum, oradan gelen nur her zaman bu memleketi koruyacak. Bu Azerbaycan Türkleri, Azerbaycan halkı çok büyük halktır. Ve dedi, biz de gelmişiz, bize de o nurdan bir pay düşsün. Biz de ondan bir faydalanalım. O feyizden bize de nasip olsun. Öyle bir şey dediği zaman, yani ben şimdi Azerbaycanlıyız, vatanımızı, halkımızı, milletimizi çok seviyoruz da. Ama o konudan sonra vatanıma, milletime, halkıma sevgim daha da arttı. Yani biz Ehli Beyt'e sahip çıkmış bizim milletiz. Ve bunu Haydar Hoca'nın ilk defa ağzından duydum ben. Ve o zaman onun bir hem Allah'ı anlatması, peygamber ya Ehli Beyt'i anlatması, dini anlatması, İslam'ı anlatması, tamamen yaşadıklarını anlattığı için yani insanın Allah'a, Peygamber'e, Ehli Beyt'e, Allah yoluna ve hem de insanlığa sevgisi yani kat kat artmaya başlıyor. Biz Haydar Hoca'yla böyle bir yakın temaslarımız Bahçe Devlet Üniversitesi'nde Milli Ekonomi Modeli eserinin basılmasından sonra Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi'nde Milli Ekonomi Modeli'ne tezine dair büyük bir uluslararası konferansın yapılması zamanı oldu. O zaman ben teşkilat komisyonunun bir üyesiydim. En genç üyesiydim. Burada hürmetli profesörlerimiz, alimlerimiz, başta Dünya Malı Hoca, Ruşen Hoca, Hosrov Mellim, Ahmet Kaşımoğlu, diğer hem İktisat Üniversitesi'nden hocalar, herkes bu grupta vardı. Teşkilat komisyonunda vardılar. Ben de en genç üyesiydim. Ve Allah-u Teala bana bu şerefi nasip etti ki ben o zaman Milli Ekonomi Modeli'nin konferansının organizasyonunda Bakü'de hocamla defalarca bir temasta bulunmak şerefine nail oldum. O zaman hem benim kendim de ekonomist olduğum için ekonomi elimini öğrenme babından hem Haydar Hoca'yı bir tanıyarak, yakından tanıyarak bir strateji, bir uzman olduğunu, hem bir büyük alim olduğunu, hem de Azerbaycan'ı seven, bu halkı seven bir insan olduğunu, bizim Azerbaycan'ın büyüklerine çok saygılı. Bakü Devlet Üniversitesi'nde zaten profesör olduğu zaman burada Azerbaycan devlet, hükümet rehberlerinden hep temasları oldu. Azerbaycan'ın hep yanında oldu. Hep Türkiye'de Azerbaycan'ı tebliğ etti. Azerbaycan'a hep burası benim vatanım diye burayı böyle takdim ediyordu, seviyordu. O zaman Haydar Hoca'yla bizim çok yakın, sık temaslarımız başladı. Ve Haydar Hoca'yı bir başka yönden de tanımaya başladık. Hem insani yönden, hem bir manevi yönden, hem bir ilmi yönden, hem de bir stratejik yönden. Onun nasıl bir yönetici olduğundan, bir
mesela şimdi onun Milli Devlet, Sosyal Devlet eseri var. Orada da bir cemiyet, bir devlet nasıl yönetilir? Nasıl milli ekonomi modelini tatbik ederek insanlar nasıl mutlu olur? Bunun da stratejisini ortaya koyan, ben de çünkü stratejik araştırmacı olduğum için bu yönden de ondan öğrenmeye başladık. Hem Haydar Hoca bizi Azerbaycan'ı sevdirdi, vatanımızı sevdirdi. Yani seviyorduk da yani kat kat daha fazlasıyla sevdirdi. Hem Ehl-i Beyt'i sevdirdi. İslam'a bağlandık. İnsanlığı sevdirdi. Bütün İslam Türk dünyasının bir beden olduğunu bu tür insanlığa hizmet etmesi için nasıl hizmet edilir? Bütün bu yönden de Haydar Hoca bu stratejiyi bize öğretti. Ve defalarca konferanslarda, derslerde, aynı zamanda Türkiye'de evinde misafir olduk. Böyle buluştuk. Çok teessüf ederim. Yani zaman kısa ama Haydar Hoca'yı kaybetmenin çok hüznünü yaşıyoruz. Haydar Hoca tek ailesi kaybetmedi. Haydar Hoca'yı tek Türkiye'de sevenler kaybetmedi. Onu bütün hakiki İslam'da olan yani Allah'ı seven, Ehl-i Beyt'i seven herkes tarafından Haydar Hoca'yı kaybetti. Haydar Hoca'nın kaybetme acısını hepimiz yaşadık. Biz hiç Azerbaycan'da düşünüyorduk ki yani onu tanıyan çok az. Yani böyle ilmi yönden tanıyanlar var, bir profesör olarak tanıyan var. Ama Haydar Hoca'yı bizden de fazla çok tanıyan, seven insanlar varmış. O vefat ettiği gün o kadar böyle bir sosyal medyada da hiç tanımadığımız ne kadar Azerbaycan'dan arkadaşlar, dostlar. Herkes Haydar Hoca için yani düşünün yani adamlar birbirine mesaj çekiyor. Diyor ki bu gece vahşet namazı kılın. Böyle bir Allah dostu, Ehl-i Beyt aşığı, Ehl-i Beyt yareni vefat etti. Bu gece herkes onun için dua etsin, vahşet namazı kılsın. Yani bütün o vefat ettiği zaman sanki onu seven insanlar da ve bu Azerbaycan olsun, Türkiye'de, diğer ülkelerde, Rusya'da da var. Bizim tam Afrika'da da böyle onu seven, kalpten seven insanlar var. Herkes bir bütün, bir beden oldu. O gece, yani o günü biz çok üzüntüyle yaşadık. Allah rahmet eylesin. Allah şefaatler Ehl-i Beyt'e komşu etsin. Şefaatlerini de hepimizin üzerimizde inşallah nasip etsin. İnşallah cennette buluşmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olun.